Merhaba. Merhaba Erdem Bey. Merhaba. Ekranı biraz yüzünüze doğru çevirirseniz Erdem Bey, yarım görünüyorsunuz şu an. Şöyle mi? Ekranı bükebilirsiniz. Bilgisayarın ekranı biraz bükebilirsiniz kendinize doğru. Hafiften. Evet, yok. Evet, biraz daha, biraz daha. Tamam, harika. Harika. Tamam, harika. Harika. Tamam, Yani. harika. Hoş geldiniz Erdem Bey. Hoş bulduk. İşte daha büyük bir şey yapamaz mısın? Çoklu ekran olduğu için Tamam, internet. peki. Evet. Hoş bulduk. Sizi yorduk biraz. Kusura bakmayın lütfen. Stres Evet, devenin hem de yaşadık. Evet. Evet. Erdem Beyciğim, yazı tamircisi atölye grubunun konuğusunuz şu anda. Karşınızdaki kadın arkadaşlarım hepsi öykücüdür. Yazar arkadaşlarımdır. Size bir kısacık merhaba deyip kendini tanıtsınlar. Sonra başlarız. Dilekçim. Merhaba Erdem Bey, Dilek Üstün'den. Kimya mühendisiyim. Evet. Gül. Böyle. Merhaba, ben Gül Parlak, iktisatçıyım. Güzel. Sedacığım. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Adalet Timur Türkan. Bankacılık okudum ama kamuda çalıştım daha çok. Evet. İnsan kaynakları ve endüstriyel ilişkiler konusunda. Evet. Arzum benim kızımdır aynı zamanda Arzum. Merhabalar. Evet. Ben de uluslararası ilişkiler öğrencisiyim. Ayşe Gülcüm. Hoş geldiniz. Ben Ayşegül Baynan. Emekli öğretmenim. Bu Evet. kadar. Nilay'cığım. Merhaba, ben Nilay Özkan. Telefonda benimle görüştünüz. Ben de endüstri ürünleri ODTÜ mezundur Nilay'da. Erdem Beyciğim, biz bu sene atölye çalışmamızda sinemaya uyarlanmış kitapları okuyoruz. Geçen ay Zahit romanını okuduk. Siz onu Gece filmiyle sinemaya uyarladınız. Onun üzerine konuştuk biz. Tesadüf bu ya, Hakkari'de Bir Mevsim'de okuyacaklarımız arasındaydı ve yine yönetmeni sizdiniz. Yani dedik bu kadar tesadüf herhalde üst üste gelemez. Dedik o zaman Erdem Bey hani davet etmek şart oldu. Sağ olsun Hasan Özkılıç da aracılık etti. Sizinle bizi buluşturdu. Biz Hakkari'de Bir Mevsim okuduk. Filminizi izledik ama biz de buna da yetinmedik. Bereketli Topraklar Üzerinde. Ondan sonra işte Mavi Sürgün, Vicdan. Sizin çektiğiniz pek Tamam. çok filmi izleyebildik. Aynanın senaryo ve öykü haline edindik, okuduk. Ama maalesef filmini bulamadık. Sanıyorum TRT'nin arşivindeymiş. Tabii biz bunu yaşayınca da haklı olarak şunu düşünmeye başladık. Hani bu kadar önemli görülebilecek filmler niye izleyiciyle buluşturulmaz? Hani niye arşivde saklı bırakılır? Onu da üzüntüsünü yaşamadık değil. Arkadaşlarımız kitabı okuttular Hakkari'de Bir Mevsim'de. Dediğim gibi diğer birçok kitap da okumuşsunuzla ilgili. Bereket Topraklar Üzerinde falan bakıldı. Şimdi biz normalde siz burada olmamış olsanız kitapla filmi karşılaştırıyoruz. Hani kitapta yazar ne vermiş? Yönetmen bunu hangi kısmını almış? Sinemada kullanmış? Çünkü her ikisinin farklı sanatlar olduğunu bildiğimiz için yönetmenin de kendi yaratım alanı var. Dolayısıyla kitaba çok bağlı kalmasını beklemiyoruz falan. Bu karşılaştırma bizi çok zenginleştiriyor. Tabii biz bugün sizinle daha ağırlıklı olarak sizin sinemanın üzerine konuşmayı tercih ediyoruz ama olayın merkezinde edebi yapıtların sinemaya uyarlanması var. Bu merkezde bir sohbet edelim sizinle diyoruz falan. Arkadaşlarım size bu anlamda bazı sorular yöneltecektir. Soru cevap şeklinde gidelim bence. Oradan sohbet açılacaktır zaten. Dilekçim Erdem Bey'e ne sormak istersin? Merhaba Erdem Bey, tekrar hoş geldiniz. Genel bir sorum var benim. Ona geçmeden önce Hakkari'de Bir Mevsim'le ilgili fikirlerimi kısacık söylemek istiyorum. Bir Hakkari'de Bir Mevsim'i inceleme yazısı yapmış bir üniversite yazarın cümlesi vardı. Ötekileştirilmiş insanların ötekisi diye söz ediyordu oradaki öğretmen için. Bunu ben sizin filminizde
muhtarın evine ilk gelip muhtarın evine oturulup çay içilen sahnede dan diye aldım. İşte dedim bu cümle bu kadar anlatılabilir herhalde. Çay içiliyor. Herkes kırtlama içiyor çayı ama öğretmen çayı şekerin içine atıyor. Ve herkes böyle çok ilginç bir şey görmüş gibi, sanki onun eli ayağı yok, uzaydan gelmiş bir yaratık gibi gözünü dikmiş bakıyor. Bu kadar. Hani söz yok, bir şey yok ama bitti. O kadar güzel anlatılmış ki işte dedim bu sahne ötekileştirilmiş insanların ötekisi olduğunu bize Genco Erkal'ın canlandırdığı öğretmeni çok net anlattı. Bir de filmdeki karanlık, rüzgar sesi, köpek sesi beni tamamen atmosferin içine çekti. Yani sanki orada bir köy evindeyim, bir köşede oturdum, olanları oradan izliyorum. O kadar içine girdim. Bunları söylemeden soruma geçmek istemedim açıkçası. Sorum da sizin Bakkal Defter isimli günlüklerinizi okudum bir kısmını. Orada Lütfü Ömer Akat sinemasından söz ederken sinemada basitliğe erişmek kavramından söz ediyorsunuz. Ama bunu Lütfü Ömer Akat'ın özelinde söylüyorsunuz orada. Şimdi Süreyya da bize atölyelerde her zaman der ki sade anlatım en etkileyicidir ama en zor olanıdır. Bizi sürekli bunu söyler. Bizim yazın serüvenimize de destek olacağını düşünerek bunu soruyorum. Hani Lütfü Ömer Akat'ın özelinden çıkararak genel olarak nedir sinemada basitliğe erişmek? Nasıl erişilir? Bunu biraz açar mısınız bize? Biz de bunu yazımıza aktarırız sizden edindiğimiz tecrübeleri. Önce Hakkari'de bir mevsim romanını nasıl ele aldığımı açmaya çalışayım. Ferit'le konuştuğumda Ferit bunun filmi olmaz dedi. Haklıydı. Çünkü çok fantastik bir roman. Yani kullandığı gemi motifi kayaların üstünde yelkenlerini rüzgar doldurarak gider vesaire vesaire. Bu tip sahnelerle dolu bir roman. Bunun filmi olmaz dediği zaman ben de gerçekçi bir yapıya kavuşturacağım bu romanı dedim. Kiminle dedi. Onat'la deyince al senin olsun yazmaya başlayayım dedi. Ve biz Onat'la uzun bir çalışma yaptık. Ve gerçekçi bir yapı kurmaya çalıştık. Ve bunu da sağladık sanıyorum. Yalnız gerçekçi yapı kurarken sofistike bir anlatımdan vazgeçmedim. Ama şunu size hemen söyleyeyim. Kimseye de söylemedim ama aslında Genco Erkal üstüne yapılmış tırnak içinde bir belgeseldir bu. Çünkü Genco'yu köye götürdükten sonra bütün davranışlarını gözetledim. Gece ne yapıyor? Gece belli bir saatten sonra pireler mesaiye başlıyordu ve her tarafımız şişiyordu. Bundan çok şikayetçiydi. Ve yavaş yavaş oraya alıştı ve sonra İstanbul'a döndüğümüzde film bitince tekrar oraya dönmek ve orada yaşamak istedi. Onu ikna etmek epeyce zor oldu. Yani biz birkaç arkadaş ikna ettik, yapamazsın, edemezsin dedi. Hayır dedi, ben orada yaşayacağım dedi. O denli oraya bağlı bir bakışla döndü. Filmin aslında alt metni... İnsanlar kendi aralarında dillerini anlamasalar da, konuşmasalar da anlaşabilirler. Yani ana şeyin mesaj budur. Yani Türkçe bilmeyen ve insanlar, Türkçe bilmeyen insanlar sadece askere gidenler Türkçe biliyordu. Ona rağmen oradaki öğretmenle yani Genco karakteriyle uzlaştılar, dost oldular. Ve oraya ait bir insan gibi hissetmeye başladı Genco kendini. Dolayısıyla bu film Genco üzerine yapılmış bir belgeseldir bir anlamda. Yani tabii ironik bir şey söylüyorum aslında yani belgeseldir derken. Çekim kurallarımız da öyleydi. Ben çok az ışık kullandım çünkü fazla ışık kullanma olanağım yoktu. Jeneratörü ancak 200-300 metre uzağa kadar getirebildik. O da kısaklar üzerinde çekerek ve kablolar uzadıkça elektriğin gücü de azalıyor. Dolayısıyla biz 5 kW'la 15 kW'lık bir makineydi.
jeneratör, 5 kW'lı film çektik. Bu bizim çok işimize yaradı ve görüntü yönetmeni Kenan Ormanlar kanımca çok iyi görüntüler aldı. Yani istediğim görüntüleri alabildim. Ben de şunu da hemen sırası gelmişken söyleyeyim. Yani aydınlanma değil, ben gölgelendirmeden yanayım. Yani gölgelendirme çok önemlidir şeydi sinemada. Dolayısıyla gölgelere çok önem verdik ve kalan yerleri de aydınlatmak için de 5 kW'ımızı kullandık. Dolayısıyla atmosfer kurmam çok önemliydi. Atmosfer dünyada çok büyük bir ilgi gördü film. Bir kere çok iyi atmosferler kuruldu ve oyuncular çok çok iyi oynadılar. Fakat oyunculara ben rol yapmalarını istemedim. Yani diyaloglarınızı söyleyin dedim. Ve dolayısıyla rol yapmalarını istemedim. Ama benim dramaturji anlayışım şudur. O şey o anda oluyormuşçasına kurmak lazım. Onu kurmaya çalıştık. Ve sahneleri birbirine ekleyince gerçekçi bir yapı ortaya çıktı. Filme bakarsanız fantastik bir yanı var tabii. Yani sofistike bir yanı var. O da benim duygularımdan kaynaklanan bir şey. Yani ben dünyaya biraz öyle bakıyorum. Yani duygulu bakıyorum. Çok gerçekçi olurken bile duyarlı kalmaya çalışıyorum. Hakkari'de bir mevsim filmi sanıyorum yani yapılması çok zor bir film. Çünkü o koşulları ve o şartları aşmak kadar zor ki. Yani biz gençtik ve çok enerjiktik ve bu filmi yaptık. Delice bir şey yaptık aslında. Çünkü yollar kapandı, kar düştü, taş düştü ve dolayısıyla biz sadece mercimek yiyerek o filmi çektik. Ve bir de Rana Cabar köylülerin tavuklarını çalıyordu, onu yoluyordu ve onu aşırıyordu, onu yiyordu. Yani yiyeceğimiz dahi yoktu. Rahmetli Erkan Yücel'i düşünüyorum. Erkan Yücel çok büyük bir oyuncuydu ve bize çok şey kattı. Hatta fikir kattı ve hatta yol gösterdi ve ciddi ve neşeli bir adamdı ve bize çok yardımcı oldu. Onun yardımını hiçbir zaman unutamam. Şimdi bu kadar. Evet, teşekkür ediyoruz. Gül? Tekrar merhaba, hoş geldiniz. Ben de filmlerinizi severek, beğenerek, ilgiyle izledim neredeyse hepsini. Hepsi bir yaraya parmak basıyor halkın bir yarasına, ağrısına. Bir şey sormak istiyorum. Filmlerinizde bir oyuncu birkaç filmde yer alıyor. Mesela Erkan Yücel gibi, Nurgül Yeşilçay gibi, Tülin Özen gibi. Bu seyircinin geçmiş ve gelecek arasındaki köprüyü iyi kurması için seyircinin bu filmoloji için hafızasında kayıt yapması için mi acaba böyle bir yol izlediniz? Önceki filme gidiş yapsın ve kalıcı olsun diye mi? Yani Nurgül şey der, ben Erden abiyle çalışmayı çok seviyorum der. Bunu tersi çevirirseniz ben de bu sıraladığınız oyuncularla çalışmayı çok seviyorum. Çok değerli insanlar çünkü ve sinema yaparken doğaçlamaya yani improvizasyona çok önem veriyorum. Dolayısıyla senaryodan uzaklaşabiliyorlardı ve ben çekimlerden önce çok konuşurum oyuncularla, karakteri anlatırım. Ve ben yönetmenimdir, onlar da oyuncu ama film çekimine başlayınca hayatın akışı içindeyimdir ve büyüğü bozmam. Dolayısıyla ben onları değil, onlar beni yönetir. Bu biraz size şey gelecek ama, aykırı gelecek ama evet öyle olur. Yani müdahale etmek. Çünkü daha önce çok uzun çalışmışızdır. Kimin nerede ne yapacağını söylemişimdir ve alt metni anlatmışımdır. Ben genellikle alt metin üzerinden, o çizgi üzerinden giderim. Yani alt metin bu filmde niye anlatıyor? Yani her sahnenin, her planın ona alt metne yardım etmesi lazım. Yani bu film neyi anlatıyor?
ve nasıl çekilir? Bu iki soruya doğru cevap vermek lazım. Oyunculara gelince sırayla gidersek mesela Nurgül Yeşilçay doğaçlama yapsak da birincisinde, birinci provada değil de ikinci oyunda çok daha etkilidir. Tülin ise her zaman çok etkilidir. Her provada etkilidir. Bazı oyuncular ise birinci oyunları iyidir, ikinci oyunlarında düşer. Bunları nasıl öğreniyorum? Tabii ki çalışarak öğreniyorum. Rastlantısal oldu tabii bu oyuncuların peş peşe benimle çalışmaları. Çünkü kendileri istedi. Yani ben istediğim oyuncuyla çalışabilen yönetmenim. Çok şükür diyelim. Ondan bu çünkü duyguyu, dünyayı size aktaran, seyirciye aktaran oyuncular. Ben değilim yani. Onun için oyuncu seçiminde çok dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi edebiyat sinema ilişkisinde şunu söyleyebilirim. Antropoloji, insan bilimi yani. Mesela Yaşar Kemal'in başlangıç romanları, Yer Demir, Gökbakır, Orta Direk ve Ölmez Otu tam bir antropolojidir. Dolayısıyla bu üç romanı da okuyunuz. Burada dünyanın her şeyi vardır. İnsan bilimidir, antropoloji bildiğiniz gibi. Dolayısıyla ben konuşmalarında teşekkür ederken bilmeden bana yardım edenlere de teşekkür ederim. O onlardan biri de Yaşar Kemal'dir. Yaşar Kemal'in bundan hiç haberi yoktur. Ama ben onun bu üç romanından çok etkilenmişimdir ve çok beslenmişimdir. Dolayısıyla birçok filmim edebiyat kaynaklıdır. Bildiğiniz gibi yani araştırdığınız kadarıyla. Şimdi Bereketli Topraklar üzerinde Orhan Kemal büyük bir yazar ama metni diyaloglarla oluşturuyor. Tuncel Kurtis'le birlikte yazdık Arnavutköy'de bir diyaloga. Uzun süren bir çalışma oldu. Aradan romandan diyaloglar çıkardığımda o sahne çöküyordu. Yani cımbızla bir şey çekseniz bile sahne çekiyordu. Çünkü romanı tamamen, atmosferi tamamen, o dünyayı tamamen diyaloglarla kurmuştur. Bu büyük bir ustalık ister tabii. Hiç kolay değil. Bunu büyük bir ustalıkla yapmıştık. Dolayısıyla Tuncel'le şöyle bir şeye vardık, kanıya vardık. Yani o sahnede Orhan Kemal ne anlatmak istiyorsa onu en kısa sürede biz söyleyelim. Dolayısıyla bazı diyalogları da değiştirdik. Yani Allah'tan aile filmi çok seviyor, bağrına basıyor. Yani neden değiştirdiniz demedi kimse. Ve o da çok bilinmeyen bir şey de burada söyleyeyim. O yıl Avrupa'da 1981'di galiba, 81 yılında Avrupa'da yarışan filmler finale kaldı. 3 film finale kaldı, Bereketli kaldı. Toronto'nun Bader Meinhof çetesini anlatan, çete diyorlar ya. O yüzden çete dedim, anlatan filmi. Bir de Angela Poulos'un Büyük İskender filmi. Bu üç film finale kaldı ve finali Bereketli Topraklar üzerinde kazandı. Ne zaman kazandı biliyor musunuz? Bu film Doğu'yu fakir gösteriyor. Güneydoğu'yu fakir gösteriyor. Bereketli Topraklar diye Çukurova'yı fakir gösteriyor diye birincilik ödülünü Antalya'da geri aldıkları zaman kazandı. Yani ayıp işte çok güzel. Ve şeyi de bana verdiler, yeni rejiyi de bana verdiler. Ben gitmedim yani şeye, almaya gitmedim. Ve onu daha sonra Tuncel Kurtus almış ve bana getirdi. Dolayısıyla benim filmlerim çok az bilinmiyor. Nedeni şu, siz de söylemiştiniz. Büyük filmlerimin yapımcıları yabancı. Yani ya İsviçreli ya Alman. Onlar burada bu dijitale falan girmek istemediler çünkü yani işte para harcamak istemediler vesaire falan. Bu tabii benim için zor oldu ama Bereketli Topraklar üzerindeydi. İKSV şey yaptı, revize etti ve parlak bir baskı çıkardılar ortaya. O da iyi oldu çünkü bu filmi Tuncel Kurtis ve arkadaşları, İsveç'te yaşayan arkadaşları kaçırdılar ve film 20-25 sene kayboldu. Ve sonunda İsveç şeyinden
stüdyosundan bu filmi gelinlendi yoksa çöpe asacağız dendi. Ve ben kendi filmime, çektiğim filme 25 bin dolar ödeyerek geri aldım. Çünkü araya bir Türk girmişti, o getirdi arabasıyla. 25 bin doları verdim ve filmi geri aldım. Ve böylece kurtarmış oldum filmi. Yani benim için filmlerden çok, filmin kendisinden çok, film çekimi sırasındaki yaşadığım serüven, macera çok önemlidir. Yani Bereketli'de yaşadıklarım kitaplar sığmazsa, yerde yaşadıklarım öyle, diğerleri de öyle. Bunlar beni beslemiştir yönetmen olarak. Evet, ya soruya ben de cevap verdim değil mi Kısman? Evet, evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Adaletçi. Erdem Bey, bulabildiğim bütün filmlerinizi izlemeye çalıştım. Aynadan yansıyan hatıralarınızı okuyorum. Bulabildiğim ulaşabildiğim söyleşilerinizi dinlemeye çalıştım. Sizden aldığım mesaj şu. Siz bir vicdanın sesisiniz. Adaleti, emeği göstermek, duyulmayanı sesini duyurmak, görülmeyeni göstermek mesajını görüyorum ben orada. Ve çok değer veriyorum, çok önem veriyorum. Ama bunu sessizce yapıyorsunuz. Solugan yok, bağırmak yok. Sessizce hissediyorsunuz. Duygularımızı depreştiriyorsunuz. Ve bu yaptıklarınızı dünya sinemacıları görüyor. Ama sinema farklı bir sektör. Ve Türkiye'de salon bulabilme konusunda o sektörle baş edebildiniz mi? Seyirciye ulaşabildiniz mi? Ya seyirciye ulaşmak için şöyle bir yöntem buldum. Zaten uzun yıllar, 14 yıl falan Avrupa'da yaşadım. Berlin'de, Hollanda'da yaşadım. Filmlerimi daha çok Alman ve İsviçre sermayeli filmlerim gelip burada burayı plato olarak kullandım. Mesela Dilan öyledir, Akkadi bir mevsim, Av Zamanı öyledir vesaire. Şimdi ben aslında bağımsız bir sanatçıyım. Yani ticari işler benim aklımın ucundan geçmez. Yani önemli olan ben duygularımı aktarabilmek seyirci kitlesine, seyirci topluluğuna önemli olan ve biraz da şey olmak, yani namuslu kalmak gerekiyor. Yani bu işin ticarını yapmamak gerekiyor. Eğer birbirine benzeyen filmler yaparsak sosis fabrikasından hiçbir farkı kalmaz. Dolayısıyla ben aykırı filmler yaptım ve kendime ait bir seyirci oluşturdum. Yani çok iddialı bir şey söylersem ben ve birkaç arkadaşım Yeşilçam sinemasını değiştirdik. Yani dilini değiştirdik, anlatımını değiştirdik, konuları değiştirdik. Bu çok önemli bir çıkıştı. Yani hemen akla gelen politik sinemanın zirvelerini söyleyeyim. Hakkari'de bilmesin, bereketli toprakları üzerinde sürü, yol ve maden filmleri. Bunlar zirvedir, zirve filmlerdir. Neden? Çünkü o sırada bu filmler karşılık bulabiliyordu. Devrimci ruh vardı. Yani biz de dünyayı değiştireceğimizi sandık diyeyim şimdi. Dünyayı değiştireceğiz diye yola çıktı. Dolayısıyla filmler kalıcı oldu ve o yıllarda sanırım sinemamız için altın yıllar oldu. Seyirci bulmam çok zor. Ben gece filmini dijitale sattım. Bir dijital platformuna. Bugün açıp bakarsanız 3 milyon 600 bin kişi seyretmiş. Evet. Filmin kendisini 40 bin kişi seyrettiği için de zarar etti. Çünkü çok önemli oyuncuları aldım. Çok büyük bir kadro kurdum. Ama ona rağmen 40 bin kişi izledi. Fakat film o kadar beğenildi ki dijitalde 3 milyon 600 bin kişi izledi ve sanıyorum 4 milyonu da bulacak. Gece filmi, son filmi. Vicdan o sıralarda 300 bin kişi toplamıştı bundan 12 yıl önce. Fakat bugün bakıyorum 1 milyon 400 bin kişi izlemiş dijitalde. Yani artık salon sinemacılığı ölüyor. Sırası gelmişken söyleyeyim. Dijital platformlar ele geçirdi sinemamızı. Bizim de ayak uydurmamız gerekiyor. Yani hem dilimizi hem anlatım biçimini ve ölçekleri, objektif ölçeklerini belki değiştirmek gerekiyor. Biliyorsunuz televizyonda her şey büyük büyük gösterilir. Hatta baktım Scorsese'nin son filmi Irishman, konuşan kafalar gibi.
Bana hiç yapıştıramadım. Yani ne bir misansiyer, ne bir şey. Bir adam geliyor, uzun uzun konuşuyor yakın plan. Gidiyor, başka birisi konuşuyor falan. Ama hep bu şeyin televizyonun baskısı, etkisi, kötü etkisi yüzünden oluyor. Scorsese bile etki altında kalıyor. Neden? Para bulmak zorunda. Ben para bulmak için taviz vermedim. Ve taviz vermeyen filmlerin en çok iş yapan filmi. Ölçüm bu. Evet. Teşekkür ediyorum. Vuruşunuz çok önemli. Evet. Erdem Beyciğim, Arzum Gökçe ODTÜ'lü olduğunu söyledi ama bir tiyatro oyuncusu olduğunu söylemedi. Evet. Evet, Arzum tiyatro oyuncusu Zehra İprişoğlu'nun 3 kişilik bir oyununda bu sene başlıyorlar tekrar profesyonel olarak tiyatrocu. Arzum bu anlamda ne soracak Erdem Kral'a? Ben de merak ediyorum bir oyuncu olarak. Ya benim aslında sanırım sormak istediğim şey hocam biraz daha temel ama bütün oyuncuların da aslında belası olan bir konu. Oyunculukta natürellik, doğallığa giden yol nedir? Ya da genç oyunculara ne söyleyebilirsiniz bu anlamda, ne tavsiye edebilirsiniz? Şimdi şu ayrı mutlaka yapmalıyız. Yani bunu dikkatlice dinleyin. Tiyatro ve sinema arasındaki fark kadar farklı iki şeydir. Sinema o an o şeyde oluyormuşçasını demiştim ya, yani gerçeklik duygusunu yaratmak lazım. Şey ise, tiyatro ise yapmacıklar üstüne kurulmuştur. Mesela kuş değil, bir kağıt kuş daha etkilidir. Yani ne bileyim, bir inek değil, bir kağıttan bir inek daha etkilidir. Yani yapmacıklar üstüne kurulu bir sanattır. Dolayısıyla orada doğal olmak mümkün değil, tiyatrodan söz ediyorum. Çok da çarpıcı bir örnek vereyim. Andrzej Wajda, bu bir Polonyalı büyük yönetmen, aynı zamanda tiyatro yönetmeni. Bir prova yaparken oyuncuya diyor ki, kanepede oturan oyuncuya, birden yıkılacaksın, kalp krizi geçireceksin diyor. Ve oyuncu oynamaya başlıyor ve kalp krizi geçiriyor. Andrzej Wajda şey diyor, rezalet, çok kötü. Ama oyuncu kımıldamıyor. Yanına gidiyorlar, ölmüş. Gerçekten. Ve Bay da diyor ki, işte bu bir sinema sahnesi olsaydı mükemmel bir sahne olurdu diyor. Tiyatroda çünkü yani yapmacıklar esası ya, bu örneğe karşılık olsun diye söyledim. Yani bu çok çarpıcı bir örnektir aslında. Ve Bay da'nın anılarını okumaya çalışır. Satılıyor, sahaflarda bulabilirsiniz yani. Ben sinema yapmayı aslında büyük yönetmenlerin filmlerini izleyerek öğrendim. Yani onları takip ederek öğrendim. O kitap okullarının da çok önemli var. Ben de okuyayım, yani akademide okudum. Ama seramik yaptım. Ama seramik yaparken orada işte kulüp sinema yedik kuruluyordu. Sami Şekler orada kuruluyordu. Çok ilgimi çekti ve onlara yardım etmeye başladım. Ve oradan da Yeşilçam'a atladım. Dolayısıyla sinema ilgim akademide başladı. Ama çok acemiydim. Mesela kitabımda da anlatırım onu. Truffaut geldi, filmini oynattı. Jülejim'in. Daha önce bir konuşma yaptı. Ve konuşma yaptıktan sonra çıkıp gitti. Ben de bozuldum. Ya bu adam neden bizimle oturmadı diye. Sonra seneler sonra anladım ki o adam bizim önümüze getirene de bizim yüz kere. Yani montaj yapmıştır, mixajını yapmıştır, yapmıştır oldu, yapmıştır yani. İzlemesi zor değil zaten. O derece acemiydim. Sonra yavaş yavaş şeyde Yeşilçam'da Osman Seddin'in asistanı oldum. Yılmaz Güney'le çalıştım falan. Yavaş yavaş sinemaya girdim. Dolayısıyla şeyi akademiyi atsattım. 5 öyle. Tiyatro ile ilgili başka şeyler de söyleyebilirim. Ben tiyatrocu oyuncularla çalışıyorum. Bereketli'de de öyle, Haker'de de öyle, Eşek'de öyle. Edebi de önemli oyuncuların tiyatro kökenli. Tiyatro kökenliler tabii belli birikim ve bilgiyi ve anlamı alıp geliyorlar. Ve sahnede en arkadaki seyirciye sesini duyurmak için bağırmıyorlar sette. Kameranın karşısında, yani o bilincin içindeler. Mesela Tülin çok iyi bir tiyatro oyuncusudur ama bana sorarsanız çok da iyi bir sinema oyuncusudur Tülin Özen.
Gerçi Nurgül hiç tiyatro yapmamıştır ama ondan örnek vermeyeyim. Mesela Genco Aykal. Genco Aykal duayendir tiyatroda ama mesela Hakkari bir mevsimde olsun, Faize Hücum'da olsun, At Hücum'da olsun sayıcı oyunculuklar sergiledi. Yani sizin de sorduğunuz gibi başta, en başta sorulduğu gibi yani eksiltme yoluyla sahneleştirdiniz. Yani takım şeyleri eksilterek yani süslemeden kaçınarak çok etkili olabilirsiniz. Ama bunu yapabilmek için de çok donanımlı, çok yetenekli olmanız gerekiyor. Sözüm meclisten dışarı tabii de ama çok yetenekli olmak lazım, çok donanımlı olmak lazım. Dolayısıyla bir takım şeyleri süslemeden anlatabilmek lazım. Ses gitti. Liste bir sorun var. Herhalde geçti. Fransız şair Paul Valéry şu güzel sözü söylemiştir. Bilgisayardan geliyor da sanki parazit yapmış gibi böyle şey bir frekansa dahil olmuş gibi ses geldi de. Şu an iyi, tamam, şu an yok ses. Devam edebiliriz. Evet, yani Paul Valéry güzel bir şey söylemiştir. Yani benim iki düşmanım var. Bir düzen ve düzensizlik demiştir. Bir filmi yaparken düzenli olmak gerekir ama aşırı düzensizlikten de uzaklaşmak gerekir. Yani çok düzenli ve çok yani çok fazla incelikleriyle oynayan filmler sonunda hayatiyetini kaybeder. Ben buna yani organize kaos diyorum. Yani organize kaos olacak filmin içinde ama organize olacak. Mesela en çarpıcı örnek, bunu bilirsiniz, Savaş ve Barış romanı Tolstoy. Son derece karmaşıktır, son derece karışıktır ama hepsi ölçülü biçilidir. Dolayısıyla o nedenle başyapıttır. Çok büyük bir şey. Yani Savaş ve Barış'ın içinde her şey vardır. Her şey, dünyaya ait her şey vardır. Müthiş bir romandır. Mesela bizim bazı sinemacılar, isim vermeyeyim, çok fazla geometriye ve dekoratife önem veriyorlar. Dolayısıyla film bir an böyle dekoratif sanatlara doğru kayabilir. Yani canlılığını kaybedebilir ve bir anda geometriye kayabilir. Onun için biraz bilinçli savrukluk gerekiyor. Bilinçli savrukluk önemlidir. Bunu yapabilmek için de tabii çok film yapmış olmak gerekiyor. Yani donanımlı olmak gerekiyor falan, bunu söyleyebilirim. Şimdi bizde mesela dış festivallerde yer alan filmlerin çok geometrik ve dekoratif olduğunu iddia ediyorum. Yönetmenler bu yazdıklarımı okuyunca bana hak verenler de olmuş. Evet, doğru söylüyor falan. Çok fazla süslerseniz hiçbir canlı, hiçbir hayatiyeti kalmıyor bir film. Tamamen dekoratif bir eser olarak duruyor. Yani görüntüler çok güzel falan. Zaten Yeşilçam'da biz kendi aramızda şöyle bir şey bulmuştuk. Kötü bir filme mesela yönetmenini kırmamak için şey derdik. Görüntüleri güzel derdik. Görüntüleri güzel değil, kötü bir film. Önemli olan anlatımdır. Çok önemli. Bunu yani mesela Robert Bresson var, benim hayran olduğum yönetmen. Yani resimlerin güzelliğinden çok resimlerin gerçekçi olmasına, gerçek olmasına çok önem verir. Buna da ben çok önem veririm yani. Çok gerçek olması lazım resimlerin. Yani süslü süslü resimler zaten şeyde var, moda dergilerinde var ve dizilerde var. Dolayısıyla bunlar ince ayar işler tabii. Evet, teşekkürler. Nilay'cığım. Merhaba Erdem Bey. Evet. Sesim geliyor değil mi? Evet. Tamam. Şimdi biz tabii araştırma sürecinde izledik, okuduk, bir şeyleri harmanlamaya çalıştık. Benim en çok hoşuma giden bir şeyi size söylemek istedim. Ondan sonra soruma geçeceğim.
Vicdan'daki fabrika işçisi kadının kocasının kolunun kesik olması ve bir kol kesilme sahnesi bereketli topraklar üzerinde göz kırptı. Ve ben sizin filmlerinizi izleyen bir seyirci olarak değişik filmleriniz arasında böyle minik sürprizler bulmak beni çok mutlu etti. Çünkü hani o anlamda, o detayda bakmayı seven bir hem okurum hem de seyirciyim. Bunun için teşekkür etmek istedim. Çok hoşuma gitti benim bir seyirci olarak. Aradaki onca yıl sonra 2008 filminde de bereketli topraklardan toprakları anımsatan bir şey görüyor olmak. Şimdi sizin daha önceki röportajlarınızda Aynadan Yansıyan Hatıralar kitabınızda da edebiyatla olan hem edebi çevrenin içinde bulunmanız, eski eşiniz Sezer Özlü ve çevreniz Onat Kutlar, Ferit Edgü gibi çok değerli insanların bulunduğu çevrenizden dolayı edebiyatın hep içindeydiniz ve edebi romanlar ve öykülerden yola çıkarak filmler gerçekleştirdiniz. Öykü romana göre daha çok severim diye bir sözünüz dikkatimi çekti. Yani sinemaya aktarırken öyküyü romana tercih ederim. İyi, şimdi biz ya, burada Süreyya Hanım'ın... Öykü roman sayıyla kazanır ama öykü nakavtla kazanır. Bunu söyleyeyim. Kortazar. Kortazar, evet. Ama çarpıcı. Şimdi biz Süreyya Hanım'ın atölyesinde biz de öykü yazan kişileriz, yazmaya çalışan kişileriz diyelim. Sinemaya aktarırken seçtiğiniz öykülerde aradığınız özellikler var mıdır? Böyle bir şeye bakar mısınız? Neye göre bu seçimi yapıyorsunuz? Beni heyecanlandıran öyküyü ben hemen filme aldım. Önemli olan bana heyecan vermesi. Tabii öyküyü eğip bükebilirim, uzatabilirim, araya başka sahneler dokuyorum. Romanda buna olanak yok. Çünkü romanda tam tersine çok diyalog vardır, o diyalogları ayıklamak gerekir vesaire vesaire. Öyküyü ise kendiniz yönlendirebilirsiniz. Ama yani o öykünü söylemek istediğinden uzaklaşmadan. Beni heyecanlandıran öyküyü hemen filme alırım. Yani ben Hasan Özkılıç'ı falan tanımıyordum ama öyküyü okudum. Kim bu adam dedim. Heyecanlandım, filmini yaptım. Sonra bana bir hikaye anlattı. Bunu romanını yaz dedim. Ben filmi çekeceğim dedim. Geceyi yazdı ve gecenin romanını çektim. Dolayısıyla bana heyecan veren öyküleri film yapmak isterim. O yüzden de ben sürekli öykü okurum. Yani daha az roman okurum ama sürekli öykü okurum ve o öyküler üzerinden başka yerlere doğru gidebilirim. Yani öyküler ve sinema bizi çok uzaklara götürebilen tek edebiyat ve şey kalıdır, sanat kalıdır yani. Bizi çok uzaklara götürmek istedim. Yani kötü öyküler ve kötü filmler ise bizi uzağa götüremezler. Yani bizim çok uzaklara gitmemiz gerekiyor. Sonuna kadar uzaklara gitmemiz gerekiyor. Ve her şeyi kavramamız gerekiyor. Dolayısıyla öykü hakkındaki ilk şey izlenimim bu. Yani öykü beni heyecanlandırıyorsa hemen onu filme yapmak için yazarıyla ilişki kurarım. Ve ne demek istediğini anlamaya çalışırım. Ve ben yine kafamdaki şeyi sonucu filme yansıtmaya çalışırım. Fakat öykü kısa olduğu için fazla uzatıp, yani gereksiz yere uzatıp sulandırmamak lazım. O zaman öykünün bütün ağırlığı kaybolur. Özgül ağırlığı kaybolur. Yani sulandırmadan, uzatmadan yapmak lazım. Yani bunu yapan yönetmenler var, Fransız yönetmenler var. Mesela Eric Rohmer var. Kısa kısa öykülerden çok güzel filmler yapmıştı. Bizde de var. Yani mesela Metin Ersan'ın orta metrajlı filmleri var. TRT için yapılan. Bir Sabahattin Ali'nin öyküsü var. Hulusi'nin öyküsü var. Dolayısıyla Ağoğlu'nun öyküsü var. Samet Ağoğlu'nun öyküsü var falan. Bunları orta metraj film yapmış. Sait Faik var. Sait Faik'in galiba Son Tren'de şeydi. Öykünün adı. Ben bunları çok beğendim. Kendisine de söylediğimde çok mutlu olmuştu. Çünkü çok ilgiye ihtiyacı olan bir insandı. Ya bir ara unutulmuştu.
Ama 32 yıl film yapmadan en iyi yönetmen olarak kaldı. Ve o biz ondan çok esinlendik. Yani sırası gelmişken söyleyeyim, gerçek bir istisnadır. İstisna. Böyle adam az bulunur yani. Çünkü formlar buluyor devamlı. Picasso gibi. Picasso ne yaptı? Afrika'nın kuzeyinden formları aldı. Kendi sanatının, İspanyol sanatının içine koydu ve o güzelim resimlerini yaptı. Soyut resimleri yaptı. Bu da form buluyordu. Devamlı form. Şöyle buluyordu. Sete gidiyordu. Bütün gün form arıyordu. Vizörüyle çerçeve arıyordu. Bulamayınca dönüyordu. Paydos ediyordu. Ertesi gün gene arıyordu. Bulamazsa gene paydos ediyordu. Bu kadar biçimci bir adam. Yani biçim benim için çok önemli bir şey. Yani biçim her şeyi belirleyen bir şey. Yani biçim yani içeriği de belirler, her şeyi belirler. Yani çünkü bir filmin iyi olup olmadığını ritmi belirler. Yani eğer o filmde ritim varsa, trenin tıksakları gibi bir ritim varsa o film akıyordur, yürüyordur ve izlenebilir ve içine girilebilir. Dolayısıyla öyküyü kurarken bunu çok dikkat etmek gerekir. Mesela Sait Faik'in hikayelerini filme almak zor. Çünkü bir anlamda bir noktadan sonra soyuttur. Yani çok zor. Gerçi bunu Metin Erksan başardı ama yani çok yapmak isterim tabii şeyi Sait Faik'i. Neden? Sait Faik çok yalın bir adam. Yani yalın. Kendisi de öyle, yazdıkları da çok yalın. Dolayısıyla bizi çok etkileyen bir Türkçesi var. Tertemiz bir Türkçe ve hiç eskimeyen bir Türkçesi var. Sait Faik'in hikayelerinden film yapmayı hala düşünebilirim. Evet. Ama tabii Erdem Bey, hemen şöyle söyleyeyim. Siz de Hakkari'de Bir Mevsim'i başarmış bir yönetmensiniz. Evet. Şimdi Hakkari'de Bir Mevsim de aslında filme çekilmesi çok kolay bir kitap değil açıkçası. O da çok soyut üzerinden ilerleyen bir kitap. Çok yani hani herhangi başka bir yönetmen olsa bilmiyorum o film çıkar mıydı? Siz de onu çok iyi başarmış bir yönetmensiniz. Yani peşin hakkınızı teslim edelim o konuda. Sait Faik'e kadar Edgün'ün o romanı da gerçekten çok soyut denilebilecek türden bir roman. Evet. Şimdi şey unutmayayım. Her şeyden önemlisi benim için gerçekçilik. Amerikan savaş fotoğrafçılarının mantığıdır ve tekniğidir. Yani anı anında yakalamak. Mesela Capa diye bir fotoğrafçısı vardır. Görmüşsünüzdür fotoğraflarını. Robert Capa. Alnından kurşun yiyen bir askeri yakalamıştır. Bu fotoğrafı mutlaka görmüşsünüzdür. Yani anı yakalamak esası vardır Amerikan fotoğrafçılığında. Benim tekniğimde, daha doğrusu filme alışımda Amerikan fotoğrafçılarının anı yakalama tekniği var. Buna ben çok önem veririm. Bunu yapabilmek için de daha önce söyledim, o anı on yaşıyor bu çatını kurmak lazım. Atmosferi çok iyi kurmak lazım. Çok üzülerek söyleyeyim ki Türkiye'de atmosfer kurabilen yönetmen bir ya da iki kişi. Çok az sayıda atmosfer kurabiliyorlar. Gördüğünüz şeyler hep dizi gibi filmler. Yani böyle resimli roman gibi, çizgi roman gibi hiç atmosferi yok. Dolayısıyla atmosfer kurmak lazım. Yani atmosfer kurmak için de söylediğim gibi anı yaratmak ve yakalamak gerekiyor. Bu tabii önce gölgelerle oluyor. Gölgeleri çok iyi yerleştirmekle, yani ışıklandırmayla oluyor. İkincisi kameranın yeriyle oluyor. Mesela Jean-Luc Godard, Fransız yönetmen, kameranın yeri ve kameranın kayması bir ahlak sorunudur. Daha ne desin? Yani kameranın yeri bir ahlak sorunudur. Öyle her yere kamera konmaz. Yani abur cubur bir film olur o zaman. Onu oraya neden koyduğunun hesabını vermen gerekir. Ya bu bilinçli yapmak gerekir. Dolayısıyla bir ya da ikinci filmleriyle çıkış yapan yönetmenlerin biraz şanslı ve rastlantısal olduğunu inanıyorum. Çünkü sinemada şiiri şiir yazar gibi yaza yaza öğrenilir. Yani şiiri yaza yaza öğrenirsiniz. Sinemayı da yapa yapa öğrenirsiniz. Evet. Ben şimdi mesela bunca yıl, 55 yıldır uğraşıyorum. 55 yıl önce asistan olarak başladım. Ama bugün hala bir şeylerin eksik olduğunu, hala bir şeyleri bilmediğimi biliyorum. Bu kadar uğraşmama ve kafa yormama lazım. Bu kadar derin bir şey kuyu ki yani. Yani oraya bir deli taş atıyor, onu çıkarmaya çalışıyoruz. Yani. Mesela işte ne bileyim ben, Fellini.
mesela diyelim Robert Bresson, Bergman mesela büyükler var, çok büyükler var. Ya bu büyüklerin filmlerine bakmak lazım. Öteki filmlerin biraz imitasyon olduğuna inanıyorum. Yani onlardan etkilenmek tabii var ama birebir onları taklit etmemek gerekiyor. İnsan kendi dünyasını kurabilirse en yakındaki şeye bakıyor insan, değil mi? En yakındaki şeyi anlat kardeşim sen. En çok bildiğin şeyi anlat. Yani bu çok önemlidir. Yani evet. En çok bildiğin şeyi çok rahat anlatırsın. Psikolojisini vesaire. Yani dolayısıyla bütün bunları anlatırken yani söylediğim gibi Türk sineması drama yapamamıştır. Drama yapayım derken maalesef melodram yapmıştır. O yüzden gelişememiştir sineması. Yeşilçam sineması. Sonra gençler çıktı, bizi takip ettiler falan. Bizim yaptıklarımıza da bakarak, dersler de çıkararak yepyeni şeyler yapmaya başladılar. Yani çok yüksek seviyede bir sinema yapılmıyor yani şu anda. Ama doğru yolda çocuklar, gençler doğru yolda çünkü Yeşilçam sineması artık bitti, iflas etti yani. Daha çok dikkat ederseniz genç tiyatrocu oyuncular sinemaya transfer oldular ve onlarla yapılıyor filmler. Evet, teşekkürler. Ayşegül'cüm. Devam olsun. Buyurun. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi ben daha çok filmlerden ziyade aynadan yansıyan kitaplarda bazı yerleri not almıştım. Onunla ilgili ya yani en çok sevdiğim iki şey var. Notum var. Onu bir sizinle paylaşmak istiyorum. Ben televizyon seyrederken el ele tutuşan birilerini bugüne dek hiç görmedim. Evet. Birincisi bu, çok hoşuma gitmişti. İkincisi de aslında sinema nitelikli üç kağıtçılıktır. Evet. Bununla ne demek istediniz? Bunu öğrenmek istiyorum. Ama açıklaması kitapta da var ama bir kere daha evet. Söyleyeyim. Şimdi ben sizi sesinizden duymak istedim. Yaşamda her şeyi üç boyutlu görüyoruz değil mi? Önümüzde bir nesne var diyelim ki biz söylüyoruz. Üç boyutlu. Ama onun iki boyuta soyutlanması imgedir. Sinema iki boyutludur, imgedir. Üçüncü boyutunu göremeyiz. Ona imge diyoruz. Ve dolayısıyla imgelerle kuruyoruz şeyi, sinemamızı. Yani burada bir şey var, yanılsama var. Bir de saniyede 24 kare aktığı için filmler ve biz hareketsiz resimlerin o sırada 24 kare aktığı için hareket ettiğini görüyoruz, zannediyoruz. Görüyoruz daha doğrusu. Dolayısıyla burada da bir hilal var. Dolayısıyla çok nitelikli bir üçkağıtçılık sinema yani. Kötü anlamda söylemedim ona. Yani imgeyi iki boyutta sunuyorsunuz. İşte bir de hareketsiz görüntüleri hareket haline getiriyorsunuz. O anlamda söyledim. Yani biraz kışkırtmak için seyirciyi söyledim ona. Anladım. Evet. Anladım. Sağ olun. Erdem Beyciğim, ben de size sansürü sormak istiyorum. Sistematik uygulanan sansür kuşkusuz bir süre sonra otosansürü beraberinde getiriyor. Bu tabii ki sanatın her alanında yaratımcısı için bir yerde boğulması demek, önünün kesilmesi demek. Hakkari'de bir mevsim çekildiği anda sanıyorum Türkiye'de gösterime giremedi. Bereketli Topraklar muhtemelen size birçok saldırının yönelmesine yol açtı vesaire. Sanatçı yasakladı filmi. Evet. Sansür konusunda ne söylemek istersiniz? Sansürün yaşamınızdaki yeri ne oldu sizin? Şimdi sansür konusunda çok şey söylendi ve çok da mücadele ettik. Yani bayağı bir mücadele. Uzun yıllarımızı aldı ve benim büyük bir kabusumdur yani. Benim iki filmim yasaklanınca ve ben Almanya'ya göç etmek zorunda kaldım. Almanlar çağırdılar beni, gel burada film yap dediler. Ve o gidiş o gidiş, 13-14 yıl kaldım. İyi ki de gitmişim çünkü orada çok önemli yönetmenlerle arkadaşlık kurdum. Wim Wenders gibi, Schlandorf gibi, Margarete von Torotta gibi. Bunlar yani önemli insanlar gerçekten yani. Onlarla sohbet etmek, onlarla yan yana bulunmak çok güzeldi.
Vallahi yani öylesine bir mücadele ettik ki yani komik şeyler de yaşadık. Mesela Akari'yi ben şeyle yolladım, Genco'yla yolladım. Çünkü mesela Tarık, Kadir falan baş oyuncular filmine giderdi ve askerlerle ve şeyle sansür heyetiyle birlikte seyrederdik. Yani bazı sahneler kesilmesin diye, etkilemek için onları. Ben de şeyi yolladım, Genco Erkal'ı yolladım. Ve Genco Erkal'a da dedim ki bir sahne var. Orada öğretmen çocukları anladınız mı diye soruyor. Çocuklar da Kürtçe hayır diyorlar, na diyorlar. O sırada öksür dedi. Ve o sırada o sahne gelince tam o sırada öksürük nöbetine tutuluyor ve onu duyamıyorlar. Duyamadıkları için öyle geçti, gitti. Hala na durur şeyde filmde. Çünkü o yıllar Kürtçe yasaktı. Kürtçe bir na kelimesi bile yasaktı. Bir de çok üzüldüğüm bir şey var. Çok güzel bir Türkçe ağıt bulmuştum. Fakat onun parollerini, sözlerini atmak zorunda kaldım ve sadece işte diğer yanıyla kaldı Türkçe. Ona da çok üzülmüştüm. Yani film yapıyorsunuz ve filmleriniz yasaklanıyor. Bu yani o kadar korkunç bir duygu ki anlatamam yani. Çok üzülüyorsunuz. Yani bir kolunuz kesilmiş gibi oluyor. Bir şey oluyor yani. Ben de bir kış günü elimde bavulla Ali Ergün'ün anlattığı gibi beni görmüş uzaktan Bataçık'a havaalanına doğru gittim. Yani bir gece uçağına charter'a bindim. Çok ucuz o yıllarda. Berlin'e indim. Berlin'e inince büyük bir ilgiyle karşılandım arkadaşlarım tarafından. Yani sinemacılar tarafından. Bana işte yani burs verildi, maaş bağlandı, çok güzel bir ev buldu Kültür Senatosu falan. Dedim ki ulan ben demek ki sanatçıyım ve sinemacıyım dedim. Yani o zaman kavrayabildim. Ve çocukları kışkırtmak için de bana telefon edenler bazen rastlantı oluyordu. Ben şimdi küvetteyim, işte o size cevap veriyorum falan diye buradaki sinemacılara nispet ettim. O kadar hoştu ve güzel yıllardı, çok güzel yıllardı. Ve ben ayna ile Almanya'yı temsil ettim. Dolayısıyla Alman bayrağı çekildi. Tamamıyla oyuncuları Türk, öykü Türk falan. Ama şöyle bir şey var, gelenek var. Yapımcı kimse Almansa Alman filmi sayılıyor. İngilizse İngiliz filmi sayılıyor. Venedik Film Festivali Seçici Kurulu Başkanı Brandi diye bir adam, muazzam bir adamdı. Öldü galiba. Geldi ve bu filmi seçmiş. Demişler ki ya bu Türk filmi, ya ben bunu seçiyorum demiş. Almanya'ya geldim, bana bunu gösterdiniz, en iyisi bu falan. Film oynadığı sırada işte benden randevular alındı falan, hem gazeteciler hem televizyoncular falan. Fakat film oynadıktan sonra bütün Alman sinemacılar bana sırt çevirdi. Yani en büyükleri bile. Mesela Wim Wenders, Schindler falan oraya bir telgraf çekmişler. Bu film yani Almanya'yı sadece Alman filmi temsil edebilir diye. Kabul etmediler yani aynıyı. Fakat uluslararası eleştirmenler var, çok saygıdeğer Alman. Onlar bana gelip dediler ki sen çok güzel bir iş yaptın. Yani filminle gurur duyuyoruz. Sen bunlara bakma, üzülme dediler. Ama ben gerçekten çok üzüldüm. Yani bir anda dışlandım. Mesela Alman başkonsolosu şey veriyor, kokteyl veriyor. Herkes Almanların yanında, benim yanımda bir iki tane film eleştirmeni vardı. Ya da Komünist Partisi üyesi Almanlar vardı. Yani sinema tek başkanı falan. Dolayısıyla dışarıda yaşamak çok zor. Ve dışarıda film yapmak daha da zor. Yeşilçam'dan daha da zor yani. Ben şunu kullandım. Yani Alman seyircisi çok uzakta, egzotik ve erotik hikayeleri çok değer veriyor ve çok ilgi duyuyor daha doğrusu. Mesela Bertolucci'nin filmleri, çölde çektiği filmler çok büyük ilgi gördü. Ayna da mesela çok uzaktaki bir hikaye, Akyar da çok uzaktaki bir hikaye. Yani egzotik bir hikaye eninde sonunda onların gözünde. Ve dolayısıyla ben bu zaafını kullanmaya çalıştım Alman seyircinin. Yani nasıl onlara girebilirim yani sinemaya diye. Sinema şeyine, platformuna bunları kullanarak girdim. Yani dikkatli olmanız gerekiyordu. Çok dikkatliydim ama çok iyi arkadaşlıklar edindim. Büyük sinemacılarla arkadaşlıklar edindim. Onlar beni çok besledi. Mesela bir gün Amerika'dan bir adam geldi, Almanya'dan para bulmuş ve film, Jim Jarmusch'un filmi
Cennetten dönse ya bu ne biçim bir filmdir diye gittik iki defa izledik. Ama o filmi işte bizim oradaki arkadaşlarımız, Alman arkadaşlarımız buldu parasını. Çünkü çok yetenekli bir adamdı. Şimdi de biliyorsunuz Amerikan bağımsızlarının en iyisi. Dolayısıyla bütün bu şey dünyası içinde, sinema dünyası içinde, Tezer'in edebiyatçı dünyası içinde de ayrıca çok bulunduğum için hem edebiyat hem sinemayla falan kuşatıldım. Bu iyi bir şey oldu. Ve bana Tezer'in çok büyük katkısı oldu. Yani yaptığım işlerde ama onun söylediğine göre de onu yazmaya çok teşvik ettim. Her zaman yaz dedim, çok iyi bir yazarsın dedim. Her zaman teşvik ettim. Benim de etkim oldu. Yani böyle bir güzel bir karşılaşma oldu hayatımızda. Dolayısıyla yani o yıllar altın yıllardı benim için. Öyle diyebilirim. Onun için de öyledir kuşkusuz. Tezer Bey diyecektim. Bakar mısınız? Tezer Özlü deyince şimdi. Erdem Beyciğim, bilmiyorum ne kadar yorduk mu ama birer soru daha alma şansımız var mı? Yanıtlar mısınız birer soru daha? Bir tur daha dönebilir miyiz? Mümkün mü? Efendim? Birer soru daha alabilir miyiz arkadaşlarımızdan? Birer soru daha alabilir miyiz? Bir tur daha mı istiyorsun? Yorulmadıysan. Yok olur tabii olur. Tamam çok teşekkürler. O zaman evet. Dilekçim birer soru daha alacağım arkadaşlar sen. Evet Dilekçim. Tamam. Bu sefer bereketli topraklar üzerinden bir şey sormak istiyorum. Orada içsel göçü anlatıyorsunuz. Modernleşme projesiyle topraksız kalan yığınların dramını gözümüzün önüne seriyorsunuz. Ama bu dram biraz önce siz söz ettiniz Yeşilçam melodramdan çıkamadı diye. Bu dram melodrama dönmeden bize sunuluyor. Aradaki dengeyi nasıl kuruyorsunuz? Ben bunu merak ediyorum. Valla şey tabii yani bir filmi ele alışınız, biçiminiz, yani kullandığınız dil falan çok belirliyor her şeyi. Yani yani bir sahnenin canını çıkarırsanız, çok uzatırsanız melodrama dönüşebilir. Yani doğru yerlerde çıkmak lazım filmlerden, planlardan, sahnelerden. Böyle bir sürü teknik şeyler var. İkincisi duyarlılık meselesi. Ben yani Çukurova'da Çukurova'ya aşık oldum. O yıllarda böyle değildi. Şimdi uçaktan bakıyorum bomboş. Yani şimdi buğday tarlaları yok, pamuk tarlaları çok azaldı vesaire. Ve yani bir aşkla girdim işin içine. Öylesine bir aşkla girdim ki yani ne para düşündüm. Çünkü para almadım ben o filmde. 5,5 kazanmadım. Film benim filmim ama hiçbir şeyim yok. Yani hiçbir talebim olmadı. Çocuklara dağıttım, oyunculara dağıttım falan. Neredeyse. Yani o filmde Orhan Kemal'in dünyasına girdim. Yani Orhan Kemal'in Adanalı'dır. Çok gerçekçiydi her şey. Yani bir filmde gerçekçilik, gerçekçi olmaya karar verirseniz ancak olabiliyor. O denli olabiliyor yani. Ve dolayısıyla romantik ve acıklı diyelim yani patatik sahnelerden uzaklaştım. Yani orada mesela Yaman'ın kolu kopar. Çok dehşet verici bir sahnedir. Onu mesela çok soğukkanlı biçimde verdik. Orada dahi bir melodramatik bir şey yoktur yani. Bir belirti yoktur. Şeyle ilgili yani bir profesör Boğaziçi Üniversitesi'nde filmimi seyretmiş Hakkari Bilmesi'ni. Odaya şey diye girdi büyük bir heyecan. Siz ne kadar duygulu bir adamsınız diye bağırdı bana. Yani ben çok duygulu olduğumu o kadından öğrendim. Şeyle gitmiş. Yani bir meseleye nasıl baktığınız, duyguyla, aşkla bakarsanız filmde yani böyle işte aşkın ürünü oluyor bir çeşit. Yani, gideyim. Doğru. Teşekkürler. Sağ olun. Gülcüm, sesin kapalı Gül, sesin kapalı. Birçok söyleşinizi okudum dergilerde. Çok çok katkı sunan söyleşilerdi. Fakat bir söyleşi kitabına nasıl bakarsınız, sıcak bakar mısınız? Sizinle söyleşi kitabı yapılmasını ister misiniz? Yani çok çok ihtiyaç var çünkü. Söyleşileri bir araya getirip kitap olabilir. Hatta bir ara düşündüm sonra vazgeçtim. Çünkü içeriye doyurucu gelmedi bana.
Yani mesela İKSV'nin yaptığı söyleşiler var. Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam'ın yaptığı söyleşiler var. 30-40 sayfadır bunlar. Ne bileyim ben işte Sinema Arası diye derginin yaptığı söyleşiler var. Yani çok söyleşi var. Yeni bir şey söylemek gerekirse o zaman söyleşi yapmak isterim. Yani mesela benim son yazdığım yazılara bakarsanız orada son dönemde düşüncelerim çok net, berrak bir biçimde vardır. Yani Altyazı Dergisi'ndekiler. Yani Metin Aksan sineması, Lütfü Akar sineması ve İngiliz genç sinema, ki onlar çok önemli insanlardı. Ve dolayısıyla başlangıçta bir Douglas'ın sineması, İngiltere'de kısa filmciler vesaire. Yani bütün düşüncelerim orada var, son dönem düşündüklerim var. O yazılara dikkatlice bakarsanız size yararı olabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle, ama daha değerli toplu olur mu acaba? Vallahi şimdi kitap olması. Söyleşi düşünmüyorum şu anda. Çünkü ben şimdi bir film yapmak için şeyi bekliyorum. Yani aşı olmayı bekliyorum. Aşı olur hemen sahaya ineceğim ve yapacağım. Yani ben 2 senedir destek aldım. O destekle film yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Çünkü malum. Erdem Beyciğim, Gül öyle bir soruyor ki size, ben şunu bekledim sizden. Gül'e diyeceksiniz ki bu bir teklif mi? Öyle bir soruyor ki, söyleşi kitabı olur mu, şöyle olur mu? Yani söyleşi kitabı yapmak istiyor, anladın mı? Da şu anda işte bu söyleşiler yani işte kalır bunlar. Yani bir gün belki Gül sizi gelip sette yakalayabilir Erdem Bey. Sizi sette yakalayabilir tarihte. Adaletçim, sen ne sormak istersin? Ben şunu merak ediyorum. Filmini yapmak istediğiniz ama yapamadığınız, içinizde kalan bir öykü ya da roman var mı? Şimdi Refik Halit Karay'ın bir romanı var. Öyküsü var. Onu satın aldım. Sus Bayağı adı. Mükemmel bir öykü. İpek Özdeşçiliğini anlatıyor. Yani aslında bir kırık bir aşk hikayesi aslında. Onu yapmak istiyorum. Yani ve çok da içine girdim hikayenin. Yani mutlaka yapmam gerekir. Yapamazsam çok yazık olur. Pandemi nedeniyle. O var. Onun dışında yapmak istediğim ya daha çok böyle öyküler var kafamda. Yani büyük romanları açtım artık. Yeter. Yaşar Kemal'den bir roman yapmak istedim ama Yaşar Kemal ben Hollywood'la çalışıyorum dedi. Vermedi bana. Ölmez Otur'u çok yapmak istedim. Çok güzel bir roman. Daha sonra mesela o aklıma geliyor. Mesela Unat'ın hikayeleri yapılabilir. Unat Kurtları. Evet. Çok şey. Evet. Sofistike hikayelerdir onlar. Ya öyle şeyler geliyor aklıma işte şu anda. Mesela Osman Şahin'den 2-3 tane film yaptım. Mesela Ayna, Beyaz Öküz adlı bir öyküdür. Ve modern klasiktir. Çok iyi yazılmış bir öyküdür. Yani ilk 5'e girer bana sorarsınız. Çok acayip bir film. Gerçekçi başlar, sonra rüyalara döner, sonra kabuslara döner, gerçekliğe döner falan. Acayip bir öyküdür yani. Bunu bilerek mi yazdı bilemiyorum artık ama ben o filmin hakkını, yani o hikayenin hakkını verdiğime inanıyorum. Çünkü Avrupa'da yapılmış en iyi filmler listesine girdi. Bütün zaman. Maalesef izleyemedik. Maalesef ulaşamadık o filme yani. İzleyebileceğiniz sanırım. TRT'de çok güzel bir kopyası var. Yani aslında belki ulaşmak lazım. TRT'den bunu talep etmek lazım. Vallahi çok iddialı seyircilerim var. Onlar en çok Hakkari Bereketli değil, Aynayı beğeniyorlar. İşte. Benim de en çok sevdiğim film son yaptığım Yük. Yük'ü çok seviyorum. Hatta şey dedim yani, film demeç verdim. Yük kadar severek çektiğim film. Film de çok iyiydi. Herkes çok iyiydi. Erkek oyuncular da çok iyiydi. Ve o 20 günde falan kurtardım o filmi ve 700 metreden aşağıda çektim. Çok güzel. Dün akşam seyrettim onu. Yükü mü? Evet. Güzel. Yük çok çarpıcı bir filmdir. En sevdiğim film o. Şimdilik evet. Öyle. Bakalım.
Nilay'cığım? Madenciler. Şimdi tam da ben yük diyecektim. Güzel denk geldi. Çok fazla fedakarlık yapıyorsunuz. Emek, organizasyon, zaman veriyorsunuz. Bir film, bir yapıt ortaya çıkarıyorsunuz ama bununla ilgili olarak tabii ki farklı tarzda eleştiriler alabiliyorsunuz. Bu eleştirilerle nasıl başa çıkıyorsunuz? Tabii iyi olduğu kadar kötüsü de var. Yük dediğiniz o kadar yükte de çok sıkıntı çektiğinizi, işte yer altında nefes alamadığınız, yukarıya çıkıp nefes aldığınızı okudum bir yerlerde. Ama mesela yük için sanırım Atilla Dorsa hani konuşmayacağım demiş galiba. Yani çok özveriyle bir iş yapıyorsunuz. İşte kavga etmiştik o yüzden. Evet. Ama bununla nasıl başa çıkıyorsunuz? Şimdi şöyle yani eleştirmenlerle iyi geçinmezseniz vay halinize yani. Tam fark ederlerinizin. Ama ben hiçbir zaman iyi geçinmedim. Yani hatta Zerre filmine birincilik verdi Sinema Yazarları Derneği. Ben de bir konuşurken bir şey söyledim, onu manşet yaptılar. Siyah sinemadan zerre kadar anlamıyordu. Hepsi kullandı üstüme. Ya bunu nasıl söyler, hadi cevap verin. Ben de bekledim, hadi cevap verin bakalım. Cevap verselerdi, canlarını okuyacaktım. Hiçbir cevap veremedi, kendi aralarında yazıştılar. Maalesef yani eski yüksek seviyede yazan sinema yazarları yok. Onat gibi olsun, Nicat Özen gibi olsun, Ali Yevgilili gibi olsun. Yani işte şimdi kalanlar, elde kalanlar, Vecdi Sayar bir şey işte yani. Birileri daha. Daha doğrusu şey, Cumhuriyet'te yazan Sungu Çapan. Bunların yazdıklarına çok şey yaparım, değer veririm. Çünkü anlarlar ve içeriden bakabilirler bir filme. Bir filme içeriden bakabilmek lazım. Fakat şey, film yapamayan bir takım insanlar eleştirmen oluyor dünyada. Ve bir de sinema yoluyla çabuk ünlenmek istiyorsanız sinema eleştirmeni olmalısınız. Sanat tarihi eleştirmeni bir arkadaşım var şimdi, çok ünlü. Hatta Münih'te çalışıyor. Bana şey dedi, abi yani sinema eleştirmenliği insanı çok çabuk yapıyor. Acaba buna mı dönsen dedi. Hayır dedim, yani sen bunu bilmiyorsun. Sinemayı bilmediğin için bilmediğin işlere karışma dedi. Ve sanat tarihçiliği yapıyor. Hatta Borusan'ın da moderatörü. Çok güzel sergiler yapıyor. Dolayısıyla yani çok çabuk ün getirdiği için sinema sanatı, yani eleştirmenlikten falan girip böyle işte film yapmaya çalışan birçok eleştirmen tanıdım. Öyle olmaz. Ama işte söylediğim gibi dirsek çürüten çok büyük eleştirmenler var. Öyle. Onlarla iyi geçinmek zorundasınız. Yani geçinmezseniz paramparça ederler insanı. Böyle. Belki edebiyatta da böyle Erdem Bey, biliyor musunuz? Eleştirmenler her alanda böyle sanıyorum. Ayşegül'cüm? Ben Vicdan filmiyle ilgili bir şey soracaktım. Bu Vicdan filmini çekerken anlatmak istediğiniz konuyu en ince detayla anlatabildiğinizi düşünebiliyor musunuz? Yani yerine getirebildiniz mi? Yani %80, %90. Yani filmin yarısı çok çok iyi işliyor. Yani filminin Tuğla'yla, Kiremit'le öldürüldüğü sahneye kadar olan bölüm çok çok iyi işliyor. Evet. Yani iki kadın bir araya geliyorlar. Birisinin eski sevgilisi, birisinin eşi, kocası. Ve bir araya geliyorlar. Ve aralarında aslında belki de bilmiyorum, belki de bir homoseksüel ilişki var, lezbiyen bir ilişki var. Tam belirgin değil o ama öyle gibi. Bir araya geliyorlar ve adamı öldürüyorlar. Yani adamı dışlıyorlar daha doğrusu. Öldürüyorlar ki dışlıyorlar. Dışlanınca adam deliye dönüyor. Ve sonunda da işte son oluyor. Ben sonunu çok etkili buluyorum. Neden? Çünkü böyle bir olay yaşandı İzmir'de. Ve ben bu kızı gittim cezaevinde gördüm. Savcımızdan aldım. Dedi ki avukatıyla görüşmedi, konuşamazsın ama kendisini gör dedi. Çok telaşlıydı, bir boşnak kadınıydı. Uzun boylu, beyaz tenli, çok güzel bir kadındı. Ve şey de işte filmde olduğu gibi çekiyor ve vuruyor sevgilisini. Çünkü sevgilisi tahrik ediyor, vursana lan diyor falan da çekiyor bunu. Evet, yani bu olay yaşanmıştı. Çok üzüntülüydü. Onlara bakarak falan o dünyayı yarattım. Yani bir gazete haberinden yola çıkarak kiremit fabrikasının içine koydum o şey, hikayeyi. Çünkü ben
makinelerin ekranını çok seviyorum. Dolayısıyla çok fabrika anlatmışımdır çok filmimde. Orada küçük bir kemik fabrikasını anlatıyorum o filmde. Vizdan'da. Peki başka yönünden şöyle bir şey var. İki eski arkadaşın o nostalji yaşamaları da çok hoşuma gitti. At üstünde gezmeleri vesaire şu bu falan. İki kadının dostluğu, dayanışması benim çok hoşuma gitti. Dolayısıyla filmi en çok kadınlar izledi ve kadınlar destekledi. Yani öyle bir filmdir. Ben de kadınlara çok ilgi gösteririm. Çünkü kadınlar daha emsiliksiz, daha emsilik alırdı erkeklere. Erkekler çok güzdür ama kadınlar emsilik alırdı. Ne yapacakları hiç belli olmaz. Dolayısıyla bir film konusu olabilir. Bir film olabilir kadınlar, başka anlamda. O yüzden kadınlar üstüne konuşumdur. Çok mühim. Anımsamaya çalışıyorum. Yani ve dolayısıyla entrikalı oldukları için de iç dünyaları çok zengindir. Psikolojisini anlamaya çalışıyorum her filmde. Kadınlara çok önem veriyorum bu yüzden şeyde filmlerinde. Evet. Şeyde mesela gece filminde şöyle bir örnek vereyim. İyi bir film yapmak için bir kadın lazım, bir erkek lazım, bir de tabanca lazım. Bunun üçü de var gece filminde. Neden bunu söyledim? Çünkü kadın erkek arasındaki ilişki zaten belli bir şiddeti, belli bir anormalliği de taşıyor kendi içinde. Eğer şeyse, yani büyük bir aşk varsa. Ama sıradan ilişkilerde, yani mülayimdir o ilişkiler. Sıradan ilişkileri anlatmayı hiç değmez. Çok mülayimdir onlar. Ama sıradan ilişkileri anlatarak da büyük film yapanlar var yeryüzünde. Mesela Elif Homer. Çok sıradan şeyler anlatır. Ya konuşurlar bir, o bir şey söyler, o da bir şey söyler falan ama çok güzel anlatır. Ben size işte çatışmayı, antagonizmayı çok seviyorum. Kadının erkek arasındaki çatışmayı çok seviyorum. Zinan filminde hem kadınlar arasında bir çatışma var, hem de iki kadın birleşiyor, erkek arasında bir çatışma var. İki kadın ve bir erkek arasında. Bunun filmi yapılmaz mı? Evet. Hemen İzmir'e gittim ve kadını buldum cezaevinde. Yüzünde filmi okumaya çalıştım falan. Çok güzel bir kadındı ama onun yerine ben Nurgül'ü oynattım. Nurgül daha kısa boyludur biliyorsunuz. Ama çok iyi oynadı. Çok iyi oynadı. Çok iyi oyun verdi. Antalya'da en iyi oyuncuyu aldı. Evet. Erdem Beyciğim son iki soru da benden gelsin. Daha fazla yormayalım. Edebiyata uyarlanmış bir kitabı sinema uyarlanmış kitabı okuyan kişi filmden sonuna kadar pek memnun kalmıyor. Çünkü şöyle, kitapta gördüğü her şeyi sinemada görmek istiyor. Oysa burada sinema yönetmeni bir inisiyatifi söz konusu. Bir kitap ya da bir öykü elinize geçtiği anda sizin kafanızdaki o yapılanma nasıl şekilleniyor? Yani ben bu filmi şuradan kurarım, benim için şu kısmı önemli. Onu perde arkasında öğrenirsek, yani bir yönetmen hangi mantıkla hareket eder bir yapıt eline geçtiği zaman, bunu dinlemek isteriz sizden. Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Ferit Edgü Sicilya'da film festivalinde José Marinat biri başkanıydı. Eski starlardan biridir, Fransız. Dedi ki yani yazarlar kitaplarını ihanet ettiğini söylerler, filmlerini, yapılan filmleri beğenmezler. Erdem Kral size ihanet etti mi dedi. Ferit de şey dedi, evet ihanet etti ama çok güzel ihanet etti dedi. Tabii değiştirebilirsiniz falan ama kitaptan da çok fazla uzaklaşmamak lazım. O zaman kitabın için satın alıyorsunuz yani. Evet. Yani bir romanı filme çekmek ayrı bir söylemem konusu. Yani Hakkari'de anlattım biraz. Gerçekçi yapıya kavuşturduğumuz için böyle bir film çıktı falan filan. Aynada da öyle. Mesela Aynada da ben hikayeyi aldım, okudum ve Berlin'de oturdum. Kendime göre yazdım. Dolayısıyla
çok sadık kalamazsınız. O zaman bir örnek vereyim size. Bondarchuk'un büyük bir eseri vardır. Savaş ve Barış. Yani Tolstoy'un eserini alıp film yapmıştır. Sayfa sayfa çekmiştir filmi. 7 saattir. Bir leştir filmi. Leş. Yani sapınız falan tükenir ve seyredemezsiniz. Öyle film çekilmez. Yani romanı alacaksınız, kendinize göre yorumlayacaksınız. Yani roman böyle çekilir. Yani sayfa sayfa çevirirseniz boşa çıkmazsınız. Ortaya bir de çöp çıkar. Bunu söyleyebilirim. Yani ihanet etmek gerekir kitaba ama çok güzel ihanet etmek gerekir. Tadında, dozunda. Tabii tabii. Bunu söyleyebilirim. Son sorum da şu olacak Erdem Bey. Son sorum şu olacak. 55 yıllık bir sinemacılık serüveni. Dönüp baktığınızda bugün sinema yapanlarla artı eksi ne görüyorsunuz? Biz şu konuda avantajlıydık, onlar şimdi bu konuda avantajlılar falan. Yani şöyle bir genel değerlendirme alsak sizden. Çok yetenekli çocuklar var, çok yetenekli arkadaşlarım var. Yani benden daha küçükler mi? Daha çok mesaj peşindeler, mesaj verme peşindeler. Yani bu doğru değil. Yani çünkü seyirci filmi anlamak istiyor. Bu da doğru değil. Yani filmin içine girip duygulanımsal olarak anlamaya çalışmak lazım. Bu ne demek istiyor, ne demek istiyor deyince biraz didaktik demeyeyim ama biraz filmler böyle şey oluyor. Yani çok katı gerçekçi oluyor. Yapılan yeni filmlere bakıyorum. Arada tabii sofistike filmler yapmak isteyenler var. Tabii ki var. Vallahi yani şeyin etkisi çok büyük. Salon sinemacılığı öldü. Yani bütün bu toplam yapılan filmler, bir sene içinde yapılan filmler, epeyce sayıda film var. 6000 kişi izlemiş. Korkunç bir rakam. Çok az. Demek ki salon sinemacılığı öldü. İşte böyle konuştuğumuz gibi online'le ya da şeyle, dijital platformlarla film yapılıyor. Dolayısıyla biraz daha beklemek lazım. Biraz daha beklemek lazım. Ve belki aradan çok güzel şeyler çıkabilir. İşte söylediğim gibi mesela başta söylediğim gibi Nuri Bilge Ceylan'ın filmleri. Bunlar o kadar şey ki ince titiz işlenmiş ki canlılık ve hayatiyetini kaybediyor. Yani çok geometrik ve çok teatral oluyor. Yani biraz şey gerekiyor. Organize kaos gerekiyor. Benim bu Alt Yazı Dergisi'nde çıkan yazımı okumuş. Yani, hak vermiş. Yani bilinçli dağınıklık çok önemlidir. Her şey böyle minimine bir tane saksı oraya, bir tane saksı buraya, ortaya da bir şey. Yani bu geometri olur. Dekoratif sanatlar olur. Olur ama ne olur? Hayatiyeti kalmaz film. Canlılığı kalmaz. Bir filmin iyi bir film olabilmesi için insanda en az 3-4 gün kalması gerekir. İnsanı şaşırtması gerekir. Ben Duvar filminden çıktım Almanya'da. Yanlış metroya bindim. Evime gideceğim bu tarafa doğru gittim. Çünkü kafama kalaş düştü. Yani. Bu kadar çok güzel bir filmdir, evet. Duvarı. Ha, güzel demeyeyim de çok etkileyici, fazla etkileyici. Evet. Bana da şey dedi, aslında bu gösterdiğim şeyler çok light dedi. Daha iğrenç şeyler oluyor dedi. Yalnız. Dolayısıyla bir filmden, iyi bir filmden çıkınca kafanıza kalaş düşmüş gibi olmalı. Böyle filmler insanın başına çok az gelir. Çok teşekkür ederim hepinize, ilginize. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, biraz böyle aksama oldu ama o olur işte. Ben söyleyeyim. Olur. Hiç önemli değil. Hiç önemli. Sanmıyorum dedim. Biz Zoom sistemiyle girmek istedik. Siz şeyde ısrar edince zorlandık biraz. Ama hep yaptık yani. Çok çok teşekkürler. Sevgiler, saygılar Erdem Bey. Çok saygılar. Sağ olun. İyi günler diliyoruz. Sağlıklı günler. Çok sağ olun. Size de. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Umarım tez zamanda aşınız olursunuz. Evet. İnşallah. Evet. Yeni filmlerinizi bekliyoruz. Merakla.
Çok sağ olun. Teşekkürler. Ben de Ayşegül Hanım, size de teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Teşekkürler. Ben kapatıyorum şu. Evet, evet. Biz devam edeceğiz çünkü. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Bu arada kızlar. Ay, adaletim. Söyle canım. Şeyden çıkardım. Kaydı kesebilirsin. Kaydı kesebilirsin Arzum.